Merhaba arkadaşlar. Bu videomda g Logic ile grafikleri nasıl çizdirebiliriz? İşte üyelik fonksiyonlarını, çalışan kuralları veya çıktı üzerinde oluşan alanı nasıl çizdirebiliriz? Bunları göstereceğim. Bir önceki videomda işte çamaşır makinesi örneğini yapmıştık ve bu örnek üzerinden aslında bu grafikleri nasıl çizdirileceğini göstereceğim. Evet, kısaca bir hatırlayacak olursak burada... Çamaşır makinesi modelimiz vardı, e, kirlilik miktarı ve çamaşır türü girdilerimizdi ve yıkama süresini hesaplıyorduk e, ve bu şekilde de 9 tane kuralımız vardı. Bir tane çamaşır makinesi sınıfımız vardı, bu sınıf dışarıdan kirlilik miktarı ve çamaşır türünü değişken olarak alıp, parametre olarak alıp e, bunları bulanık modeli gönderiyordu ve evolüye diyerek çıktığı hesaplıyordu. Test kısmında da kullanıcıdan aldığım bu değerleri çamaşır makinesinin nesnesine gönderip e, yıkama süresini ekrana yazdırıyordu. Şimdi tabii ki burada yıkama süresini ekrana e, yazdırmayacağız. Sadece e, işte grafikleri çizdirmek için ne yapacağız? Tabii burada bizim model e, fis modeli aslında. Dolayısıyla bunun e, döndüreceğimiz bir fonksiyon yazmamız lazım. İşte e, get model diyebiliriz belki return fizz diyorum ve daha sonra testin içerisine girip çamaşır makinesi nesnesi oluşturduktan sonra e, bunu yazmak için g phase chart nesnesini kullanacağım yine g phase kütüphanesi içerisinde bulunuyor bunu da get diyorum daha sonra chart dediğim zaman bakın parametre olarak Fis değerini alıyor dolayısıyla burada çamaşır makinesi e, get model dediğim zaman ben üyelik fonksiyonlarını, e, girdi ve çıktı üyelik fonksiyonlarını yazdırabilirim. Bunu çalıştıralım. İşte e, 70'e 30 şeklinde değer giriyorum. Ve bu şekilde e, grafikleri çizdirmiş oldum. Kirlilik miktarı, çamaşır türü ve yıkama süresi de çıktığımız aslında. Ve, ve buradaki siyah e, şey... Ee, çizgi aslında bizim girdiğimiz değerleri gösteriyor ve bu değerlerde dikkat ederseniz kirlilik miktarındaki kırmızı ile yeşil bölgenin içerisine girdiği için kırmızı orta ve yeşil de fazla yani kirlilik miktarı orta kirlilik miktarı fazla ve çamaşır türünde de yine iki tane bölgeye giriyor. Ee, yeşil ve kırmızı olarak yeşil nari kırmızı karışık. Dolayısıyla bu kuralların dahil olduğu şeyler çalışıyor. Ve yıkama süresi üzerinde dikkat ederseniz burada bir taralı alan var. Bu taralı alan oluşuyor ve taralı alanda COG'yi seçmiştik durulama metodu olarak. Durulama metodunda da bu kırmızı, bu pardon siyah çizgide bize 62.5 olarak çıktığı vermiş oluyor. Evet bunu kapatalım. Şimdi İkinci grafiğimiz ise çalışan kuralları görebilmek için. Yani hangi kurallar çalıştı? Demin aslında o grafik üzerinde okumaya çalıştık. Hangi kurallar çalıştı? Onları e, bir görelim. Bunun için de bir e, for döngüsü yazacağım. Kural e, rule olarak geliyor. G fazilöncükün içerisinde. Onu da R diyelim ismine. Ve e, yine e, çamaşır makinesinden modeli getirmemiz lazım. Modeli getirdik ve get Fuzzy Get function block deyip önce fonksiyon bloğumuzun ismi neydi? Şurada çamaşır makinesi modeldi. Bunu Önce bir getiriyorum. Fonksiyon bloğunun içerisine girdik. Şimdi de kural bloğunun içerisine giriyoruz. Yani şurada Get rule block Get fuzzy rule blok var. Bunu çağırdık ve burada da kuralın ismini Kuralın Kural bloğumuzun adı neydi? Oraya bakıyoruz hemen. Kural blok 1 şeklinde ve onu da getir dedik. E, kural bloğun içerisindeki de e, get rules var. Yani bir liste olarak bütün kuralları getiriyor. Ama bize sadece çalışan kurallar lazım. Yani bütün kurallar yerine çalışan kuralları aslında görmek istiyorum. Yani girilmiş olan girdiğe göre hangi kurallar çalıştı. Burada da şunu böyle şöyle bulabiliriz. Get Degree of support, destek değeri sıfırdan büyükse o kural çalışmış demektir. Ve ben o kuralı mesela ekrana yazdırayım. Bu şekilde kuralı ekrana yazdıracağım. Çalıştıralım. Aynı şeyleri giriyorum değerleri. Evet gördüğümüz gibi aslında 4 tane kural çalışmış destek değerleri sol tarafta görünüyor ve çıktılardaki işte yıkama süresi kısa yıkama süresi normal yıkama süresi normal yıkama süresi uzun şekilde ve bir taralı alan oluşuyor belirlediğimiz durulama metoduyla bize X üzerindeki çıktıyı üretmiş oluyor. Evet son şeyde bu taralı alanı sadece görmek istiyorum o demin küçük belki görülüyordu orada taralı alanı net bir şekilde görmek için yine J fazi chartı kullanacağım get ee, işte chart deyip e, buradan çamaşır makinesi e, Get model diyorum ve e, Tabii ki bütün modelin grafiğini çizdirmeyeceğiz. Dolayısıyla get e, variable diyerek Hangi e, Nitelik üzerinde bu grafiği görmek istiyoruz. Çıktı üzerinde. O zaman buradaki çıktığımızın adına bakacağız. Neydi? Yıkama süresiydi. Şunu aslında gelip burada getir diyorum yıkama süresi. Ama burada da sadece taralı alan bütün hepsini getirir çünkü orada. Sadece taralı alan git e, get def, defazifier diyorum. E, bunu getirecek. Tabii bunun grafiğin adına da. E, işte grafik adına da mesela yıkama süresi diyebiliriz. Yıkama süresi. E, üçüncü parametrede true olarak girelim. Evet. Bu şekilde tekrar çalıştıralım ve yine kirlilik miktarı aynı değerleri girdim ve bizim aslında burada ne oluşmuş oldu? Ee, sadece taralı alanı gösteren bir grafik oluştu. Bu şekilde ee, işte en yüksek üyelik derecesi 0.50 ve biz burada e, center of gravity kullandığımız için bize buradan e, 62.5 değeri dönüyordu. Çünkü şuralara bir yere geliyor bunun. E, Merkez noktası. Evet bu videomuzda aslında G Fazilogik kullanılarak grafikleri nasıl çizdirebiliriz bunlardan bahsettim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.